Mekke'den Medine'ye hicret ederken 3 gün bağrında misafir ettiği, 3 gün gizlediği, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, Ankebut suresiyle bildirilen örümcek mağarası olan Seyr Dağı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün burada kaldı. Bu önünde dağlar vardı, onları kaldırdılar, herhalde bunu da kaldıracaklar. Ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Mekke'nin dağları eritildiğini gördüğünüz zaman kıyamete gün sayın. Yani kıyameti bekleyin buyurdu Allah Resulü. Bunlar hep kıyamet alameti olarak haber verildi, gerçek çıktı. Buradan da Arafat'a gideceğiz. Arafat yeşillendiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor Allah Resulü. Arafat'ın da çölün ortasında orman olduğunu göreceksiniz. Bunlar tabii bizim ihbar-ı sadık, Efendimiz'e sözlerini tasdik ettiğimiz anlamındadır. Ve buna göre inşallah daha da dikkat edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağı için şöyle demişti. Uhud bizi sever, biz Uhud'u. Ve Uhud dağı cennet dağlarından bir dağdır. Sebebi nedir? O Uhud dağı ki Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının beşi olmuş, onları bağrına almış, kabristan olmuş ve Mekke'li müşriklere karşı orada bir cihat meydana gelmiş. Aynı bunun gibi Nur dağı ve Sevir dağı da cennet dağlarından bir dağdır. Burada bu ziyaret ettiğiniz dağları inşallah cennette de göreceksiniz. Diğer bir ifadeyle makamı Resulullah denir. Biliyorsunuz bazı evliya Allah'ın, bazı peygamberlerin bazı yerlerde konakladıkları için onlara ne diyorlar? Makam diyorlar değil mi? Veysel Karahan Hazretleri'nin birçok yerde türbesi vardır mesela. Niye? Makam derler. Buralarda aynı zamanda makamı Resulullah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü'nden kaldığı için. Özetle çok fazla sizi güneşin altında tutmadan anlatacak olursak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşından 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Peygamberlik sırasında. 13 sene boyunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüzünü Mekkeliler güldürmedi. Ve onu daima ağlattı ve ona zulmettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ise ashabını korumak adına onların bir kısmını 1. ve 2. akabe biatlar olmak üzere Medine-i Münevvere'ye, onların bir kısmını Habeşistan'a Necasi'ye gönderdi. Kendisi ve ailesini korumak için de Taif'e yola çıktı. Fakat Taifler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zulmetmiş, onu taşlamışlar ve onu oradan sürmüşlerdi. Ve Ebu Cehil Darul Nedve'de toplandılar. Utbe, Şeybe, Ebu Cehil, Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb gibi o zamanın şeytanları dediğinizde şeytandan ders alan o müşrikler Darul Nedve'de toplandılar. Ve denildi ki bizler Muhammed'i öldüremedik. Birçok yollar giriştik ama bunu başaramadık. Şimdi Muhammed kendi ashabını, ona inananları bir kısmını Medine'ye, bir kısmını Habeşistan'a gitti gönderdi. Eğer Muhammed'i bir an önce öldüremezsek dedi Aleyhisselatü Vesselam için, bu işin önünü alamayacağız. Ve çocuklarımız bize asi oldu. Anne ve babaları dinlemez oldu. Muhammed'e tabi oldular diyerekten serzenişte bulundu. O sırada iblis geldi aralarına ve Ebu Cehil'in kulağına fısıldadı. Dedi ki size onu öldürmek için bir formül vereyim, onu uygulayın. Ve o formül şudur. Siz kabile savaşları olmasından rahatsız oluyorsunuz ve o Muhammed'i öldüremiyorsunuz. O vakit içinizden kişiler seçin. Her kabileden bir kişi, bu onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam için söylüyor. Onun evine baskın yapsınlar ve onu kılıçtan geçirip parçalasınlar. Dolayısıyla suç bölüneceği için kimse birbirine savaşmaz. Ebu Cehil bunu duyunca ben böyle bir fikri daha önce ne düşünemedim diyerekten bunu teklife sundu ve kabul edildi. O sırada Cebrail Aleyhisselam geldi ve haber verdi bu pis fikri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ne yapayım ya Cebrail? Dedi ki Ebu Bekir Sıddık'ı al Medine-i Münevvere hicret et dedi. Hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir evine gitti. Ebu Bekir Efendimiz evi neredeydi? Dün gösterdim size. Hilton Oteli kahvenin bir pancısı olan ev Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerdi. Oraya geldi. Kapıyı kim açtı? Ayşe annemiz açtı. Dedi ki babanı çağır ya Ebu Bekir. Ebu Bekir çağır ya Ayşe. Ayşe annemiz Ebu Bekir Sıddık'ı çağırdı. Buyur ya Resul emret. Dedi ki hazırlan, hazırını al. Allah Teala Ebu Bekir'ini al Medine'ye git diye emir verdi dedi. Bunu duyan Ebu Bekir Sıddık Hazretleri bir anda boşalırcasına hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ayşe annemiz babası Ebu Bekir Sıddık'ın ağladığını gördüğü an şöyle dedi. Bir erkeğin o dönem için söylüyor özellikle. Kadınlar gibi hüngür hüngür ağladığını babam diyor Ebu Bekir'de gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i teselli etti. Ya Ebu Bekir gelmek mi istemiyorsun? Bir sebep mi var? Neden böyle ağlıyorsun deyince. Ya Resulallah Allah Ebu Bekir dedi mi? İsmimi zikretti mi deyince. Evet dedi Allah Ebu Bekir dedi seni tanıyor. Dedi ki ben ağlamayayım da kim ağlasın? Bunlar sevinç gözyaşlarıdır dedi.
Ve Hazreti Peygamber dedi ki, ya Ebu Bekir, seni ümmete haber veriyorum ki kıyamete kadar, Hazreti Adem'den son Müslümana kadar bütün Müslümanların imanını Allah ruhu mahşerde bir tartıya koysa, senin imanını bir tartıya koysa, vallahi diyor, bütün Müslümanların imanından senin imanın tek başına ağır basar. Sen o yüzden Sıddık Ekber'sin diyor. Ve o şekilde Medine yola çıkacaklar. Ve yola çıktıkları sırada bizim otelin tam karşı çıktığınız zaman böyle sivri uçlu bir dağ vardı. O da Sebir Dağı'dır. Sebir. B harfiyle. Sebir. Sebir değil. B harfiyle. O dağa çıkmışlardır önce. Bir anda diyor Sebir Dağı diyor lerzeye geldi. Lerze deprem oldu, titredi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dağa çıkıp dağın deprem olduğunu görünce elindeki asasını diyor dağa vurdu. Ey dağ, debreşme. Senin üzerinde bir peygamber ve bir sıddık vardır diyor. Dağ birden duruyor. O sırada Sebir Dağı dile geliyor. Gel ya Muhammed, seni bekliyorum. Ben seni gizleyeceğim bağrımda diyor. Ve Peygamberimiz Sebir'den iniyor ve Sebir'e doğru yola çıkıyor. Burası Medine'nin kuzeyinde kalıyor. Medine güneyde kalmaktadır. Ve en iyi izcilerle takibe çıkıyorlar ve Ebu Cehil yol boyunca takipçilere kızıyor, tahrik ediyor. Diyor ki biz sizi en iyi takipçisiniz desek çeştik. Medine güneyde kalıyor. Siz niye kuzeye gidiyorsunuz? İzciler dedi ki biz buraya gitmiyoruz. Muhammed bu izi bırakmış. İzleri takip ediyoruz dediler. Ve ta buraya kadar geldikler sırada dik bir mağaradır. İnşallah Sebir'e buraya tırmandığımız zaman tepesine nasip olursa göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık o mağaraya girdi diyor. Küçük bir mağaraydı. Başlarını eğseler de bizi görürlerdi diyor. O mağaraya indiler. Arkalarından Ebu Cehil ve askerleri çok geçmeden geldiler. Cenab-ı Allah o mağaranın ağzını zayıf bir örümcek ağın ağıyla kapattı. İçeride güvercinleri koydu ve yumurtaları bırakınca Ebu Cehil geldi, seslendi. Ya Muhammed çık dedi, seni bulduk. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Resulullah'a baktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam endişelenme dedi. Allah bizimle beraberdir. Şayet onlar buradan gelecek olurlarsa Allah buradan kapı açacak ve bir adımda Medine'ye gideceğiz. Bizi yine yakalayamayacaklar. Ama Allah bizi koruyacak. Allah bizimle beraberdir. Endişelenme dedi. Ve baktı Ebu Cehil ses yok. Orada da örümcek ağını görünce, kuşları da görünce dedi ki sizi dinledik, hata ettik. Burada kim olabilir? Burada mağaranın ağzı örümcek bağlımız. Bu kadar da yol getirdin bizi. Burada kimse yok. Geri dönün dediler ve geri döndüler. O sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebu Bekir çok acıktım dedi. Yiyecek bir şey var mı? Ebu Bekir Hazretleri dedi ki ya Resulullah yanında bir şey yok. Bu telaşeden kaldı. O sırada bir baktılar ki dağın eteklerinde uyuz dişi bir keçi. Dişi bir keçi dolaşıyor. Efendimiz dedi ki şu keçinin sütünü içelim dedi. Baktı Ebu Bekir bu keçinin dedi kendi hayır yok ya Resulullah. Dedi bu keçinin sahibi vardır, onu bir araştır. Ebu Bekir Sıddık dağın eteklerine indi, o keçinin sahibini aradı. Yaşlıca ihtiyar bir kadın çıktı. O keçi benimdir dedi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki Muhammed dedi senin keçinden site sağmak istiyor. Bunun ücretini ise vereceğiz dedi. Kadın dedi ki sizler hayvanları anlamıyorsunuz anladığım. Bu keçinin kendine hayır yok. Neresinden süt içeceksiniz dedi. Sen müsaade et, ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek keçiyi aldı, önce sevdi, onu öptü ve mübarek elleriyle o keçinin göğüslerini eliyle meshetti. Meshettiği gibi bir anda keçinin göğüsleri süt doldu ve orada süt sağdılar ve keçi sütüyle burada 3 gün o keçi sütüyle yaşadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buradan inerek Medine'ye, Münevvere'ye hicret ettiler. İnşallah detaylı anlatacağım, özetle bu. Tabi buraya gelmek, burada bunu dinlemek, bu hadise yapmak ne demektir? Ya Resulallah, bizler de Ebu Bekir Sıddık'ın izindeyiz. Bizler de seninle beraber bir hicretteyiz. Bizler de medeniyetin şehrine gidiyoruz. Bizler de İslamiyet'i yeryüzünde hakim kılmaya gidiyoruz diyerekten ne yapacağız? Buradan geri dönerken bu ruhta olacağız. El Fatiha.